değerini, onurunu rencide eden şeyler vardı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunların hepsini bir tarafa bırakmış. O günkü şartlar içerisinde kadınlar gelmişler, ya Resulallah, erkekler sizin sohbetinizi dinliyorlar, istifade ediyor, bize de bir gün tahsis et, onu da onda da biz sizden ders alalım demişler. Peygamberimiz onu da kabul etmiş. Kadınlar için özel bir gün. Kadınlar mescide gelmek istediklerinde Peygamberimiz buna izin veriyor. Bazı sahabiler bunlara engel olmaya çalıştığında Peygamberimiz onları uyarıyor. Evet. Uyarıyor. Bu bakımdan İslam dininde kadın erkek hani bir elmanın iki parçası gibi bir bütün oluşturmaktadır. Dolayısıyla her birisinin kendisine göre özellikleri vardır. Ama değer itibariyle, onur, haysiyet, şeref itibariyle en üstünü Allah'a karşı hangisi daha takvalıysa odur yani. Hiçbir şekilde şey yok. Evet. Kıymetli hocam, sorularımız devam edecek, evet. Ama bir veteremiz var. Veteleyi izledikten sonra. Memnuniyet. Şimdi hep beraber veteleyi izleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirmesinin 1442. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu çerçevede 14-20 Nisan tarihleri arası Kutlu Doğum Haftası olarak düzenlenmekte ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. İlimiz Rize'de müftülüğümüz öncülüğünde yapılan etkinliklere katıldınız mı? Evet, katılmaya çalışırım elimin geldiği kadar. Allah razı olsun, sebep olandan, bu konuda hizmeti olan herkesten Allah razı olsun. Gerçekten çok memnunuz. Halkımız da memnun. Cenab-ı Allah inşallah bundan sonra da hayırlı vazifeleri yapmayı ve insanlara faydalı olmayı inşallah Cenab-ı Allah nasip etsin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine cümlemize nail eylesin inşallah. Peki efendim, haftamızın ana teması bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği Hazreti Peygamber ve insan onuru. Neler söylemek istersiniz konuyla ilgili? Şimdi Resulullah Efendimiz tabi hadis-i şerifleriyle her kesimden insanların onurlandırılmasını tavsiye etmiş ve o konuda bizlere gerçekten güzel hadis-i şerifler intikal ettirilmiştir. Bu sakatından tutun da çocuğundan, kadınından, yaşlısından herkes için Resulullah Efendimiz'in bu konuda hadis-i şerifleri var. Hakikaten bunları bizlere tabii bu kutlu doğum haftası dolayısıyla bizlere ulaştırdığınız sizlerden Allah razı olsun. Herkesten, bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Peki efendim, etkinliklerimizi de takip ediyorsunuz. Etkinliklerimizi doyurucu buluyor musunuz? Veya bize gelecek yıllara neleri daha yapmamızı önerirsiniz? Bu konuda tabii daha değişik faaliyetler yapılabilir. Yani her sene aynı şeyleri yapmak bir yerde insanlar tabii alışıyorlar. Daha değişik faaliyetler yapmak gerçekten mesela bu diyelim ki tiyatro şeklinde veya temsil şeklinde, konferanslar şeklinde daha değişik faaliyetler yapmak insanlara daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Efendim, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine tamamen katılıyorum. İlk günden itibaren sahil camiinde sabah namazı itibaren bugüne kadar hem halk olarak hem de görev olarak tam hepsine katıldım. Böyle bir etkinliğin Rize'mizde Sayın Rize İl Müftüsü Yusuf Hoca tarafından bu sene daha renkli bir hale gelmesi ve çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Hem ilimize hem de ülkemize Kutlu Doğum Haftası'nın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru anladığımız zaman, gerektiği gibi anladığımız zaman insan ümmetin ve insanlığın içinde bulunduğu burhan bitecektir. Sıkıntılar bitecektir ve gerçek özlediğimiz ve İslam'ın ve peygamberimizin tarif ettiği kardeşlik sağlanacaktır ve barış sağlanacaktır. İslam'ın ismini aldığı silim dediği sağlanacaktır. Bildiğiniz gibi Allah'ın isminin bir tanesi de Esma-i Hüsna'dan birisi de selamdır. Selam sağlanacaktır ve Kur'an-ı Azimüşşan'da da ve yedu ile derüsselam buyuruluyor. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bizi cennete davet ediyor ama kim aracılığıyla ediyor?
İşte ve selamün alel murselin, selamın elçileri aracılığıyla bize ve onun Hazreti Peygamber Efendimizin varislerinin aracılığıyla, selamın barış elçilerinin varislerinin aracılığıyla bizi cennete davet ediyor. Dünyada barışı sağladığımız zaman insanlık onuru gerçek yerini bulacaktır. İnşallah ben bu yapılan programların amacına ulaşacağını, ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Katıldığım bir yarışmalar falan var okulda. Gerek sınavlar düzenleniyor bu konuda Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili. Peki bu etkinlikleri nasıl buluyorsun? Ya bu etkinlikler bir gün iki gün yapılmamalı yani. Şimdi bu çadır buraya kurulmuş, bir hafta sonra veya 15 gün sonra kapanacak. Yani daha ileri düzeyde her zaman yaşanabilecek bir etkinlikler yapılsa daha iyi olur. Peki. Ya iyi bir şeydi, çocukları sevindirdiler. Peygamber Efendimiz de çocuklara merhamet ederdi. Ya çocukları sevindirmek güzel bir şey. Öyle. Peki. Böyle bir etkinliği düzenleyen Rize müftümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşın gösterdiği ilgiye de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu tür etkinliklerin devamlı olmasını talep ediyoruz. Bazılarına katıldık. Özellikle Kur'an tilaveti, Kur'an ziyafet gecesine katıldık. Çok güzeldi. Özellikle hafızlarımızın, mezun hafızlarımızın sesini, Kur'an'ı bir de onların sesinden dinlemek çok güzeldi. Yani bizi şevke getirdiler. Allah razı olsun hepsilerinden. Onlar sayesinde zaten birazcık böyle daha ısındık, daha güzel oldu. Hem zaten burası da onun bir etkinliği olduğu için, oranın bir parçası olduğu için şu anda vazifedeyiz. Ve onu en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Onların en onurlusu zaten Peygamber Efendimiz'dir. Onur zaten kişinin kendine duyduğu saygıyı ifade eder. Yani zaten kişi kendine saygılı olursa diğer kardeşlerine de saygılı olur. Yani biz de onun en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'i tanıtarak o onuru, yani Peygamber Efendimiz'in nasıl yürüyen bir Kur'an-ı Kerim olduysa yani bir nevi biz de onu tanıtıyoruz. Bizzat parktaki etkinliğe katıldım. Kermesimize katıldım. Fırsat buldukça katılıyoruz öğrencilerimizle birlikte. Peki efendim. Gayet iyi buluyorum öğrencilere yönelik. Dolmuşlardaki olan bu indirim, ücretin alınmayışı. Gayet iyi oldu. Olumlu etkiler. Evet. Nasıl yansıdı? Sadece öğrenciler değil, büyükler de buna çok katkıda bulundu. Yani bir şekilde o parkta Peygamber Efendimiz için bazı şeylerin yapıldığının farkına varılması çok etkili olmuştur bence. Peki. Gerçi ben bu camia içindeyim ama eksileriyle artılarıyla bazı eksiklerimizi de gördük. Bu arada telafi edeceğiz inşallah. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyelim. İnşallah daha güzelini yapacağız. Halk olarak, hoca olarak, öğrenci olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani nasıl anlatsam, kermesimiz diğer türlü katkılarıyla çok güzel. Her sene olmasını da evet, takdir edelim. Böyle daha üstün istilen olsun diye. İstiyorum. Hem de içim açılıyor. Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Peki efendim, özellikle minibüslerimizin halkımıza bir gün ücretsiz yolcu taşıması, evet. Luna Park'ın çocuklarımızı bir gün hiçbir ücret almadan eğlendirmesi. Teşekkür ederiz. Evet efendim. Eli olduğu için. Biz gelmedikse çocuklar da bizim çocuklarımız. Evet, Allah devletimizden, hükümetimizden, hepsinden Allah razı olsun. Peki efendim, Allah sizden de razı olsun inşallah. Etkinliklerin farkındayız. Özellikle bu yıl bu etkinliklerin artmış olduğunu farkındayım. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Şimdi bu işe ben şöyle bakıyorum. Kime sorarsanız sorun, bu millet, bu ümmet peygamberini seviyordur. Muhakkak ki hepimiz de seviyoruz. Ama siz de takdir ederseniz ki sevgi eylem gerektirir. Evet. Bunu bir şekilde göstermek gerekir. Ben bu noktada hani herkes muhakkak seviyor ama bu eylem noktasında biraz eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıp hayatımıza uygulama noktasında, gerek de onu bugünlerde bu şekilde bu tür etkinliklerle kutlama noktasında bazen eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda gerek Rize'de gerek Türkiye genelindeki etkinliklere baktığımız zaman artık eyleme de geçtiğimizi, Efendimiz'i sadece ağzımızla seviyorum demekten ziyade artık eyleme geçtiğimizi görüyorum. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Efendimiz'in ismi geçen her şey güzel olduğu gibi bu da çok güzel.
İnşallah devamlarını bekliyoruz. Allah razı olsun. Efendimiz insanlık adına çok şey yaptığı için onun hakkını vermek zor. İşte çabalamaya çalışıyoruz. İnşallah bir şeyler toplumumuz da katılımıyla bunu destekliyor. Güzel olacak inşallah. Diyorsunuz. Bu sene çok güzel. Havanın bozuk olmasına rağmen gördüğünüz gibi dolu dolu. İnşallah geç saatlere kadar hatta dolu dolu. Ben mesela pazar günü sabahın erken saatinde o kadar insanın geleceğini beklemiyordum şahsen. Çok mutlu oldum yani. Çok güzel geçti. Dahi hani daha iyi anlamak için işte kitaplara müracaat ediyorlar. Sağ olsun var olsunlar. Bu organizasyonu tasarlayan, hazırlayıp bizlere sunan, böyle bir etkinliğe katkısı bulunan bütün insanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Peki, bu yılki etkinliklerimizin ana konusu Hazreti Peygamber ve insan onuru temalı idi. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Hocam, şimdi tabii şunu söylemek gerekirse insan onurunu en güzel izah eden model insan Resulullah. Onun yanına hani nasıl söyleyeyim yani tırnağının ucu bile kadar olamayız. İnşallah insan onuru için yapılan bu tür etkinliklere canı gönülden katılmak isteriz. Evet muhterem hocam, halkımız kutlu doğum haftasını heyecanla yani fazlasıyla yaşıyor. Evet. Onu görüyoruz. Elhamdülillah. Kutlu doğum hani adeta gönüllere yeniden bir neşe, huzur, mutluluk saçıyor. Müminler kutlu doğumla böyle yeni bir neşe yaşıyorlar. Birlik, beraberlik içerisinde. Çok güzel, çok güzel gerçekten. Zaten muhterem hocam, kutlu doğum haftasının yapılış amacı onu anmaktan öte anlamaktır. Evet. Yani inşallah anlamamıza vesile olacaktır. Evet, gerçekten yani Hazreti Peygamber'i tabii kutlu doğumunu çeşitli programlarla tertip etmek, onu anlatmak güzel ama onu anmaktan daha öteye gidip anlamak, hatta anlamak da yetmez. Onu anlamak suretiyle hayatımıza o güzel insanın hayat ilkelerini hayatımızın ilkesi haline getirir. Evet. Bu çok önemli. Yani Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de bize en çok hani belki de vurgulanan özelliklerinden birisi güzel ahlakı ve inneke le ala hulukin azim. Ey Muhammed, şüphesiz ki diyor sen yüce bir ahlaka sahipsin. Evet. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar peygamberimizle alakalı, onun ahlakı hakkında. Siz diyor Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim diyor. Evet. Dolayısıyla biz şu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi eğer çok sevdiğimizi ifade ediyorsak, ki seviyoruz elhamdülillah, bunu sevgimizi izhar etmenin, sevgimizi ortaya koymanın en güzel göstergesi onun gibi güzel bir ahlaka sahip olmak. Evet. Yani hem aile içinde eşimize, çocuklarımıza karşı, hem komşularımıza karşı, hem dışarı çıktığımızda insanlarla olan ilişkilerim, iletişimimizde o güzel peygamberin güzel ahlak ilkelerini toplumumuzda bütün yaşantımıza hakim kılmak. İşte aynen, bunu başarabildiğimiz zaman gerçekten huzurlu ve mutlu bir, hem bireysel anlamda birey olacağız, huzurlu mutlu bir insan olacağız, hem de toplumumuzda o huzur dalga dalga herkesi içine alacak. Aynen. Herkese huzur getirecek, mutluluk getirecek. Evet. Amacımız da bu. Aynen. Sayın hocam, Fahri Kainat Efendimiz'de çocuklar çocuk olduğunun farkına vardılar. Evet. Kadınlar gerçek değerini aldılar. Gençlere gelelim. Yani biz ve sizlerle de Allah'ın Resulü'nün iletişimi farklıydı. Evet, gerçekten Sayın hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gençlere de çok büyük önem vermiş, özel ilgi göstermiş ve mesela ashab-ı kiram içerisinde Mus'ab bin Umeyr gibi önemli, evet, sahabiler var. Biliyorsunuz Mus'ab bin Umeyr Medine'ye muallim olarak gönderilen. Medineliler Peygamberimizle akaba biatlarında tanıştıktan sonra, konuştuktan sonra dediler ki bize İslam'ı öğretecek birisi vazifelendirir misin, görevlendirir misin ya Resulallah? Peygamberimiz genç bir sahabi, daha böyle hayatının baharında çok değerli, çok güzel bir sahabiydi. Ondan sonra Mus'ab bin Umeyr Medine'ye gönderildi ve Medine'deki insanların bir yerde tamamının iman etmesine vesile olan insan, evet, genç bir sahabi Mus'ab bin Umeyr'di.
Yine bakıyorsunuz Usame bin Zeyd. Şimdi peygamber dinimiz dedik köleliği kaldırmaya yönelik adımlar atmıştır. Zeyd köle bir insandı. Onun oğlu Usame de yine bir kölenin oğlu idi. Evet. Ama genç yaşına rağmen daha 18'indeyken 18 yanılmıyorsam 18 yaşında İslam ordularının komutanı yapılmıştı. Hatta bazı sahabiler önemli bunların içerisinde Hazreti Ömer gibi bazı sahabiler bile yani buna şaşırmışlar. Biraz da alınmışlardı. Yani böyle bir genç sahabinin kendilerinin önünde kumandan olarak görevlendirilmiş. Ama Peygamberimiz gençlere son derece güveniyordu. Ve onlara özel ilgi gösteriyor, onlara değer veriyor, onlara onurlu davranılması noktasında ashab-ı kirama da öğütler veriyordu. Yani bu yönüyle İslam gençleri de adeta içerisinde bulundukları enerji, kapasite, kalite ondan sonra bunları da görerek onları daha etkin bir şekilde topluma hizmet, dine hizmet adına görevlendirmiştir. Gerekli ne varsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda onlara o güveni izhar etmek suretiyle ortaya koymuştur. Evet hocam çocuk, kadın, genç bir de yaşlıyı da geçmeyelim. Evet. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Diyor ki küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir. Dolayısıyla yani İslam dini yani şu toplum içerisinde insanlar çocuğumuz var, gencimiz var, kadınımız var, yaşlımız var. Yani çeşit çeşit insan grupları var. Her birisinin kendi dönemi içerisinde kabul edildiği zaman güzeldir. Yaşlılık da çok güzel bir dönemdir. Ama onu hani o yaşlılığı çekilmez hale getiren nedir? O dönemde eğer toplum içerisindeki değer yargıları yaşlıyı bir fazlalık gibi görmeye başlarsa, yaşlıyı bir yük gibi görmeye başlarsa, işte bu o insanlara eziyet verir, işkence verir, onun onurunun şerefini kırar. Yani dolayısıyla İslam dinine baktığımız zaman yaşlılar bir evin bereket kaynağıdır. Yani bir defa dinimiz hiçbir şekilde batıda olduğu gibi veya son yıllarda ülkemizde bazı yerlerinde olduğu gibi yaşlandıkları zaman evin büyüklerini ayrı mekanlara göndermek gibi işte huzur evleri diyebileceğimiz, yaşlı barınma evleri diyebileceğimiz yerlere göndermek gibi şeylere pek sıcak bakmaz, uygun görmez. Ancak onlar hani zorunluluk durumlarında bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Oysa bir insan evladı, yavrusu, gelini, çocuğu, torunu varsa bu insanların öncelikli olarak huzuru, mutluluğu nerededir? Onların yanındadır. Onların bilgisi vardır, birikimi vardır, kültürü vardır. Onlar o birikimi çocuklarına, torunlarına anlatmalı. O evde onlarla beraber gülmeli, onlarla beraber yaşamalı, huzuru orada bulmalıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimelerde mesela bakıyoruz, sakın ha anne ve baban diyor, yanında yaşlanacak olurlarsa onlara öf bile deme. Onlara merhamet kanatlarını ger ve onlara şöyle dua et. Ya Rabbi bunlar benim küçükken şefkatle merhametle beni yetiştirdikleri gibi sen de bunlara şefkat ve merhametle muamele eyle diye dua et der. Bakınız burada ayet-i kerimenin arka planında aslında ne var? İslam'ın büyüklerin aile içerisinde yer almayı bize tavsiye ettiği gerçeği de var. Yani bunu da görmemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yaşlı babasını 100 yaşlarında falanmış galiba. Böyle kolundan tutmuş adamcağızı böyle peygamberimizin huzuruna getirmiş. Bunun üzerine peygamberimiz o durumu görünce ya Ebu Bekir niye zahmet ettin? Yani ben onun yanına giderdim. Diyerek yani yaşlı insanlara karşı hani saygının en güzelini de orada ortaya koymuştur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada bir şeye de daha şey yapmak istiyorum yani değinmek istiyorum. Yani toplumda önemli gruplardan birisi de özürlülerdir. Yani gerçekten özürlüler biraz yani şey olarak da bazen alıngan olabilirler. Ama şunu toplumumuzu şu konuda uyarmamız lazım. Toplum içerisinde bazı insanlar var. Özürlü kardeşlerimizin özrüyle ve benzeri şeylerle hani işte topal demek suretiyle, kör
kel ve benzeri ifadelerle bu insanlara lakap takabilmektedir. Bunların rencide olmasına, onur ve haysiyetinin kırılmasına sebebiyet verebilmektedir. Onun için İslam dini insanların bu dünyadaki gerek yani kaza geçirmek suretiyle, gerekse Allah vergisi yaratılış itibariyle bir takım fiziki özelliklerinin eğlence konusu, alay konusu, onlara küçümseme noktasında bir bakış getirilmesini, bunları kesinlikle hoş görmez. Evet. Onun için kim bir başkasıyla eğlenir, onu küçük düşürmeye çalışırsa Allah katında kendi değerini düşürür. Bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Peygamberimiz özürlü insanlara da çok iyi muamele etmiş, onlara değer vermiş. Mesela Ümmü Mektum radıyallahu anh Medine'de müezzin olarak Bilal-i Habeşi'den sonra görevlendirilmiş ve zaman zaman Peygamberimiz şeye gittiğinde, gazvelere falan Medine dışına çıktığında Ümmü Mektum ama bir sahabi olmasına rağmen Peygamberimizin yerine Medine'de vekil olarak kalmıştı. Bunlar sahabilere, yani özürlü sahabilere verilen değer. Yine Musab bin Umeyr Yemen'e vali olarak gönderiliyor. O da yine bir özürlü sahabi. Evet. Bu bakımdan özürlü insanlar toplumumuzun aynı zamanda kendi değerlerinden, imkanlarından çok güzel istifade edebileceğimiz insanlardır. Onlara da yanlış bakamayız. Son olarak şöyle bitirmek istiyorum. Belki vaktimiz kalmadı galiba. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insana insan olduğu için de değer vermiştir. İnsanın hani canlısına da ölüsüne de değer vermiştir. Bir defasında ashab-ı kiramla böyle otururlarken oradan bir cenaze geçiyor. Cenaze geçtiğinde Peygamberimiz cenazeye ihtiramen ayağa kalkıyor. Orada bulunan sahabilerden birisi diyor ki, boşta bulunuyor tabi, ya Resulallah ama diyor bu bir Yahudi cenazesiydi diyor. Peygamberimiz öyle bir cevap veriyor ki hepimize adeta kulağımıza küpe olacak bir söz, ama diyor o bir insan değil mi? Bak söz çok önemli. Yani Peygamberimiz onun insan olması hasebiyle Yahudi, Hristiyan ve benzeri şey önemli değil. Önemli olan insana verilen değerdir yani. Elbette biz Müslüman olan insana çok daha fazla değer veririz. Ama insan olması hasebiyle bakınız hadis-i şerifte diyor ki hayrun nasi men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sadece Müslümanlara faydalı olandır demiyor. İnsanlara faydalı olandır. Bu bakımdan İslam dini bütün insanların şerefinin, haysiyetinin, onurunun, yani saygıya değer olduğunu, yani onlara saygı gösterilmesi gerektiğini bizlere öğretiyor. İnsana saygı gösteren kişi aynı zamanda kendisine de saygı gösterir. Kendi saygınlığını da ortaya koymuştur. Bu bakımdan biz Kutlu Doğum Haftası'nda işte bu konuyu gündeme getirdik ki biz kendi onurumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi bilelim. Ona göre vakarlı insanlar olalım. Toplum içerisinde kendi yaptığımız yanlışlarla, hatalı davranışlarla kendimizi küçük düşürmeyelim ve başkalarına da böyle onur kırıcı muamelelerde bulunmayalım. Toplum böyle birlik olsun, kardeşlik olsun, huzur içerisinde esnafımız güzel esnaf olsun. Ondan sonra komşularımız birbirleriyle güzel komşuluk yapsın. Gittiğimiz, geldiğimiz her yerde birbirimize bir selamımız olsun, bir merhabamız olsun, bir güler yüzümüz olsun. Toplum içerisinde ya bu dünyaya hepimiz yani sonuç itibariyle ebedi kalmak üzere gelmedik. Önemli olan arkamızda şöyle bir hoş sada bırakabilmek. Allah razı olsun, yani vefat ettiğimiz zaman arkamızdan ya çok iyi bir insandı, muhabbet insanıydı, dosttu, arkadaştı, dürüsttü, ahlaklıydı, edepliydi, iyi insandı diyebilmesi bizim için şu dünyadan giderken götürebileceğimiz yanımızda en önemli değerdir. Yani bunları kaybetmememiz lazım, bunları küçük görmememiz lazım. Muhterem hocam, başkanlığımızın insan onurunu temasını işlemesi hasebiyle geçen bir dostumuz, onuru kırılan, onuru zedelenen, incinen bir dostumuz şöyle bir şey paylaştı bizimle. Müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Cam kırıkları cam kırıkları gibi değildir. Öyle süpürünce söküp atacak kadar da basit değildir.
insanın içinde bir uhde bırakır. Evet, içimde bir uhde var. Ne anlatabiliyorum ne de anlayan bir dost var. Yani onuru kırılan bir kardeşimizin onurunu tamir etmek çok önemli. Kesinlikle, çok kesinlikle. Önemli. Yani bu konuda biliyorsunuz bir peygamberimiz bir defasında diyor ki iflas eden yani müflis kim edersiniz? Ashab-ı kiram diyorlar ki ya Resulallah bize göre müflis parasını, malını, mülkünü kaybeden insandır. Peygamberimiz hayır diyor. Benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki namazıyla, orucuyla, ibadetlerinin sevabıyla Allah'ın huzuruna gelir. Allah'ın huzuruna varır. Ama falanca kişiye iftira atmış, falanca kişiye sövmüş, falanca kişinin gıybetini yapmış. Ve sonuç itibariyle bütün bu hakkını yani bu anlamda yemiş olduğu, onurunu zedelemiş olduğu, haysiyetini ayaklar altına almış olduğu bütün bu insanlara bu kişinin sevabından alınır verilir. Kendi hakları verilir. Evet. Ve netice itibariyle yapmış olduğu ibadetlerin sevabı kalmaz. Hatta o kişilerin günahından alınır, o kişiye verilir. Ve sonunda cehenneme gönderir. Evet. Allah bizi muhafaza eylesin. Abi. Bunun için yani ben burada şunu da söylemek istiyorum. Yani bizim hangi davranışlar onur insan onuruna dokunur? Hangi muameleleri yapmamamız lazım? Bunu da belki birkaç kelimeyle ifade etmemiz uygun olur. Şimdi bakınız en önemli husus zulümdür. Yani insanlara zulmetmek, insanlara haksızlık etmek, insanlara zulmün tabii çeşitli şekilleri vardır. Yani zulüm dediğimiz zaman genel bir kavramdır. Yani bir insana baskı kurmak, bir hani kişinin eşine karşı bile. Yani zaman zaman onu böyle son derece basite alması, onurunu, haysiyetini kırması dahi bir zulüm olarak. Zulmü zulümatün yevmel kıyama. Yani zulüm kıyamet gününde Allah'ın katında da o kişiye zulüm olarak döner. Onun için peygamberimiz diyor ki mazlumun bedduası Allah katında reddolunmayan dualardandır. O bakımdan kimseye zulmetmememiz, kimseye haksızlık etmememiz lazım. Birisi bu. İkincisi kimseye iftira etmememiz lazım. Yani iftira biliyorsunuz çok yani dinen çok sakıncalı olan, dini açıdan çok yanlış olan bir davranış. Gıybet, hakesa, yalan söylemek, adaletsizlik yapmak, yalancı şahitlik yapmak. Bu gibi davranışlar, daha bunları çoğaltabiliriz ama bunlar kişinin onursuzluğunu ortaya koyar. Yani bu davranışları yapan insan şunu demektedir aslında kendi kendine. Yani ben onursuz bir insanım ki bunları yapıyorum, kabul ediyorum. Böyle bir şeyi bir insanın, bir Müslümanın kabul etmesi doğru ve kabul edebilir bir davranış değil. Onun için el Müslümü men selimel Müslümüne min nisanihi ve edi. Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden insanların selamette olduğu, yani salim olduğu, zarar görmediği insandır. Vel müminun men emenehun nasu ala dimahim ve envalihim. Mümin de insanların malları ve canları konusunda kendisine güven duyduğu insandır. Yani Müslümanlık böyle bir şey. Bu güzelliği gelin hep birlikte diyoruz toplumumuza, insanlarımıza hayata taşıyalım. Hep birlikte güven insanı olalım. Hep birlikte huzur insanı olalım. Hep birlikte dürüst insanlar olalım. Hep birlikte birbirimize kucaklayalım, sahip çıkalım. Şu toplumu hani diyor ki Allah dostlarından birisi gülden bir pazar kurmuşlar. Gül alırlar, gül satarlar. Alanlar gül, satanlar gül. Yani öyle bir peygamberimizin remzi gül biliyorsunuz. Dolayısıyla onun o güzel ahlakını toplumumuza yansıtabilirsek gülden bir pazar kurmuş oluruz. Bu durumda bizim yaptığımız her iş gül olur. Yani alışverişimiz de gül olur. Birbirimizle konuşmamızda, selamlaşmamızda her işimiz gül olur. Dolayısıyla bu sefer siz gül haline gelirsiniz. Yani gül alırsınız, gül satarsınız. Yani gül olursunuz. Yani. Böyle bir durum. Gül olma dileğiyle. Evet, amin diyoruz inşallah. Terem Hocam, Kutlu Doğu faaliyetleri gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerde birçok etkinliklerle kutlanılmakta. İlimizde de birçok etkinlik yapıldı. Dışarıdan gelen birisi olarak, Ankara'dan gelen birisi olarak açılışını sizler yaptınız Ankara'da. Hep beraber izledik. Mükemmel de bir açılış oldu.
ilimizdeki faaliyetleri nasıl buldu? Yani ben tabii şunu söyleyeyim. Gerçekten her geçen sene bütün ülkemizde, hatta yurt dışında, mesela ben bu sene Kutlu Doğum vesilesiyle Fransa'nın Lyon, Bordeaux kentlerinde konferanslar verdi. Gittik oralara. Her birisine inan gittiğimiz programlarda böyle yani heyecanlandık, yani titredik yerine göre. Evet. Niye? Bir coşku var. Bir insanlarda böyle o gurbet havasının şeyiyle insanlar, evet, çoluk çocuk, kadın erkek bir araya gelmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi anmaya çalışıyorlar. Ya diyorsunuz yani bu kadar güzellik olabilir. Şimdi ülkemizde de geliyorsunuz, bütün illerimiz, ilçelerimiz, adeta müftülüklerimiz bir koşuşturmaca içerisinde Allah Resulü'nü bu topluma daha güzel anlatalım, daha güzel sunalım. Toplumumuz Allah Resulü'nü iyi tanısın, iyi anlasın ve onun güzel ahlakını yaşasın diye bunu yapıyoruz. Şimdi Rize'mize geldik dün itibariyle. Yani gerçekten arkadaşlarımız faaliyetleri anlattılar. Burada mesela çok ilginç diyelim, Kızılay kan bağışı yapılması. Evet. Burada bir çadır kurulmuş, bayanlar için konferanslar yapılmış, erkekler için programlar yapılmış. İşte Kutlu Doğum aşı zannediyorum verilecek. Yani bugün, ondan sonra Luna Park. Luna Park'ta çocukları almışsınız Hazreti Peygamber için, böyle ondan sonra ücretsiz olarak onları. Ya bunlar minibüsler hocam, minibüsler, reklam yani yaparım. Bunlara ben emek veren, katkı sunan bütün yani Rizelilere ve görevli, din görevlisi, müftümüzden başta müftümüz olmak üzere, yani hepsini tebrik ediyorum. Ancak bu kadar oldu. Dün akşam üniversite öğrencileri yurtta bir program yaptık. Orada öğrencilerimiz, genç arkadaşlar, kızıyla erkeğiyle hep birlikte geldiler, bizi dinlediler. Şimdi bugün yine bir programımız var öğleden sonra. Yani Rize bu anlamda Kutlu Doğum'u böyle dolu dolu geçiriyor. Öyle bir görüntü var. Allah-u Teala inşallah bunun güzel meyvelerini toplumumuzda insanların güzelleşmesiyle, insanlarımızın daha da yani peygamberimizin güzel ahlakıyla hemdem olmasıyla, evet, böyle meyvelerini alır ve huzur iklimi, bu ülkeye layık olan huzur iklimi, bu ülkenin insana layık olan huzur iklimini inşallah Cenab-ı Allah bizlere nasip eder. Bu dünyamızı da güzel eyler, ahiretimizi de güzel eyler inşallah. Muhterem hocam, yoğun programlar içerisinde davetimize icabet ettiniz, onuri ettiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Ben de buradan gerçekten Rizeli bütün ekranları başında bizleri izleyen, Rize dışında da izleyen bütün kardeşlerimizin Kutlu Doğum Haftası'nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri Hazreti Muhammed'e ümmet olma şerefini, bahtiyarlığını bu dünyada nasip eylediği gibi ahirette de inşallah onunla beraber cennete girmeyi hepimize nasip eylesin demek istiyorum. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Evet kıymetli izleyiciler, yine bir Cuma Saati programının sonuna geldik. Efendim, Kutlu Doğum Haftası içerisinde yaptığımız bu Cuma Saati programları daha farklı geçiyor, daha iyi geçiyor. Kutlu Doğum'un heyecanı, manevi hazzı bu programlara da yansıyor. İlimizdeki faaliyetler devam ediyor, etkinlikler devam ediyor. Bugün saat 7.30'da, yani 19.30'da İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Samsun Aşık Kutlu Eğitim Merkezi Müdürümüz İhsan Şen Ocağ'ın katılacağı, sunumunu yapacağı, konferansını vereceği bir konferansımız var. Bütün halkımız davetlidir. Evet, bu temennilerle cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun efendim.